Merhabalar, kolay ve pratik tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere el açması çıtır çıtır bir börek tarifiyle geldim. Patatesli börek yapacağız bugün sizlerle birlikte. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen buyurun tarifime geçelim. Böreğimizin hamurunu yoğurmakla başlıyoruz. Yoğurma kabımın içerisine 3 su bardağı ılık suyumu alıyorum. İçerisine 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave edip karıştırıyorum. Bir yandan da içerisine unumu ilave ediyorum. Bir yandan spatula ile karıştırıyorum, bir yandan da unumu içerisine ilave ediyorum. Ben bu tarif için toplamda 7-8 su bardağına yakın un kullandım. Ama her unun markasına göre kıvamı mutlaka değişecektir. O yüzden mutlaka her videomda belirtmiş olduğum gibi ununuzu sürekli kontrollü bir şekilde ilave edin içerisine. Şimdi spatulam ağırlaştı, içerisinden çıkardım ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Elimle iyice yoğurduktan sonra kabın içerisinde tam anlamıyla iyice yoğuramıyor insan. O yüzden hemen şöyle tezgahımı iyice unladıktan sonra üzerine aldım hamurunu ve güzel bir şekilde hemen yoğuruyorum tezgahta. Hamurum iyice kıvam alana kadar yoğurmaya devam ediyorum. En az bir 3-4 dakika kadar yoğurmuşumdur. Bütün unu böyle iyice yedirdim yani hamura. İsterseniz vermiş olduğum tarifin yarısını da uygulayarak yapabilirsiniz. Yarısını uygularsanız bir tepsi börek çıkıyor. Ama bu vermiş olduğum tariften toplamda 2 tepsi börek çıkıyor arkadaşlar. Eğer az yapmak isterseniz tarifin yarısını yaparsanız o zaman hiçbir şekilde bir sıkıntı olmaz. Bir tepsi böreğiniz çıkmış olur. Ben şöyle iyice görmüş olduğunuz gibi yoğurduktan sonra hemen şöyle yoğurma kabımın içerisine aldım. Böyle kıvamını kontrol ediyorum. Ele yapışan bir hamur değil. Bu şekilde üzerini kapatacağım. Streç foli ile en az bir yarım saat kadar dinlenmeye bırakacağım. Börek hamurumuz yeterince dinlendi. Şimdi yarım saatin sonunda tezgahımı iyice unladım. Bayağı bolca un aldım görmüş olduğunuz gibi. Tezgaha alıyorum hemen hamurumu. Daha sonrasında tezgahta bu unu iyice yedirene kadar böyle yoğuracağım elimle güzel bir şekilde. Bütün unu hamura iyice yedirdikten sonra hamurumu şimdi uzunlamasına böyle bıraktım ve bezelere ayıracağım. Çok fazla büyük bezeler yapmıyoruz. Mandalina'dan birazcık daha küçük bezeler hazırlayacağız arkadaşlar. Çok aşırı büyük olmasın çünkü porsiyonluk börek hazırlayacağımız için. Bu şekilde ben bezelerimi hazırlayıp kenara alıyorum. Bezelerimin hepsini hazırlayıp kenara aldıktan sonra 1 su bardağı eritmiş olduğum tereyağını yani 250 gram tereyağı oluyor arkadaşlar. 250 gram tereyağımı erittim. İsterseniz tereyağınız yoksa sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Böyle elimde hafif bastırarak hazırlamış olduğum bezelerin üzerine tereyağın içerisine hepsini alacağım teker teker. Tereyağın bezelerin her yerine gelmesini sağlayacağım. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bütün bezelerimi bu şekilde tereyağın içerisine aldıktan sonra üzerini komple streç foli ile kapatıp en az bir 15-20 dakika kadar bekleteceğim. Çok zamanım olmadığı için sadece 15 dakika bekledim. İsterseniz yarım saatte bekletebilirsiniz. Burada hemen iç harcını hazırlıyorum. 4 adet büyük boy patatesi haşlamıştım daha öncesinde. İçerisine 1 adet orta boy doğramış olduğum soğanı bir de baharat ekledim. Biraz nane, pul biber, toz biber ve tuz ilave ettim. Baharatlarını tamamen kendi damak zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. Böreğimin yapımına geçiyorum artık arkadaşlar. Şöyle bir tane bezeyi aldım ve elimle açıyorum hafif görmüş olduğunuz gibi. Zaten sıvı yağında veya tereyağına koyduğunuz zaman çok rahat bir şekilde açabiliyorsunuz elinizle. Hamur istediğiniz büyüklüğe geliyor. Bu şekilde istediğiniz şekli de verebiliyorsunuz. Hemen böyle elimle açmaya devam ediyorum. Daha sonrasında
İstediğim büyüklüğe geldikten sonra hemen iç kısmına doğru iki kenarını katlayacağım. Arasına iç harcını kullanacağım. İsterseniz iç harcı olarak ıspanak, beyaz peynir veya patatesli hiçbir şekilde fark etmiyor. Kıymalı dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Burada hemen kenar kısımlarını içe katlayıp içerisine iç harcından ekliyorum. Tekrardan bir tane daha göstermek istiyorum. Bir adet bezeme aldım ve elimle görmüş olduğunuz gibi çok rahat bir şekilde bastırdığınız anda hemen açılıyor zaten hamur kendiliğinden. Bu şekilde iyice açtıktan sonra, daha doğrusu böyle istediğim büyüklüğe getirdikten sonra kenar kısımlarını iç tarafa katladım. İçerisine patatesli iç harcımı ekledim. Patatesli iç harcı değil de başka iç harçları da kullanabilirsiniz. Rulo şeklinde böreğimi sardıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine alıyorum. Bu sondakiler çok daha iyi dinlendiği için çok daha rahat açabildim arkadaşlar. Burada fark edebiliyorsunuz hamurdan dolayı. Çok rahat bir şekilde açıldılar gerçekten. Ben bütün böreklerimi bu şekilde hazırladım. İlk tepsiyi hazırladıktan sonra fırına gönderdim. Daha sonrasında ikinciyi hazırladım. Birazcık bekledikten sonra, diğeri çıktıktan sonra hemen ikinci tepsiyi fırına göndermiş oldum. Bu şekilde gerçekten çok pratik oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Lezzeti de çok güzel gerçekten. Yiyen herkesten tam puan aldı diyebilirim. Böreklerimi hazırladıktan sonra fırın tepsisine böyle tek tek dizdim. Daha sonrasında önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında nar gibi kızarana kadar pişmeye gönderiyorum. Şimdi hemen şöyle fırından da ne kadar güzel kızardıklarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok lezzetli oldu börekler. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu tarifi de tarif defterlerinize kaydetmeyi unutmayın lütfen. Ben sizleri şimdi doku testiyle baş başa bırakıp videoma artık veda etmek istiyorum. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.